Değerli arkadaşlar, bizleri kırmayıp davetimize katılan tüm Uşaklı basın mensubu arkadaşlarımıza Gelecek Partisi Uşak İl Teşkilatı olarak şahsım ve partim adına hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, insan onurunu korumak ve yüceltmeyi siyasetin temeli yapan partimiz, birinci olağan genel kongresi ile aşılamaz denilen eşiği 1 Kasım pazar günü geride bırakıyor. Hatırlayacaksınız, parti kuramaz demişlerdi. Partimizi tüm Türkiye'yi kapsayan, Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla beraber kurduk. Parti kursalar bile örgütlenemez, çalışacak üye bulamaz demişlerdi. Ancak biz bugün 70 ilimizde il teşkilatımızı oluşturduk. 243 ilçemizin kongresini yapmış ve 44 ilimizin de il kongresini tamamlamış bulunmaktayız. Dünyada ve ülkemizde seyreden salgının olumsuz etkileri ve alınan önlemlerin etkisine rağmen, her türlü tehdit ve baskılara rağmen siyasi partiler kanunu gereği 6 ay sonra yapılacak seçimlere katılma yeterliliğine kavuşmak için genel kongre yapma koşullarını tamamladık. Birinci olağan genel kongremizi 1 Kasım 2020 pazar günü saat 10'da Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Anadolu'dan esen rüzgara baktığımızda pandemi koşullarına rağmen teşkilatlanma çalışmalarında partimize katılan on binlerin çok kısa zamanda yüz binlere ve inşallah çok yakın bir zamanda milyonlara ulaşacağının inancını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları önleyeceğiz iddiası ile siyaset sahnesine çıkan iktidar partisi maalesef geçen bu süre zarfı içerisinde bu ilkelerin tamamını unutmuş durumda. Yalnız unutmakla kalmayıp yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları doğuran, besleyen, yeşerten ve sahip çıkan bir yapıya dönüşmüştür. Üç yay ile mücadele etmek için yola çıkanlar bu mücadeleyi bırakıp ülkenin başına dördüncü bir yayı da musallat etmişlerdir. Dördüncü yay ile milletin gözünün içine baka baka kolaylıkla yalan söyleyerek, ekonomik verileri çarpıtarak, millet fakru zaruret içerisindeyken halktan kopuk iktidar uçuyoruz yalanları ile milleti kandırmaya devam ettiklerini sanıyorlar. Bugün devletimizi beka sorun noktasına getiren mevcut iktidarın ta kendisidir. İktidar, ucu sınırlarımızın ötesine uzanan uluslararası organize güç odaklarına özelleştirme, yap işlet devret taahhütleri ve hazine garantili özel sektör borçlanmaları ile ekonomik, bürokratik ve siyasi gücü teslim etmiş durumdadır. Bilinmelidir ki sorunun kendisi olduğunu bilmeyenler asla ürettikleri sorunları çözemezler. Devletimizin istikbaline kast edenlere ve şahsi ikballerini vatanın istiklalinin önünde tutanlara Necip Yüce Türk Milleti hiçbir zaman destek vermeyecektir. Anadolu'yu karış karış dolaştığımızda aziz milletimiz derin ekonomik darlıktan, yaygın işsizlikten, eş dost hısım akraba ayrımcılığından, ötekileştirici nefret dilinden ve yaygın korku ikliminden duydukları kızgınlığı, kırgınlığı bizlere açıkça dile getirmektedirler. Gördüğümüz odur ki derin bir dip dalga oluşmaktadır. Siyasi parti teşkilatları yürütme ile halkın arasındaki birer köprüdür. Bizim iktidarımızda parti binalarımız halkımızın sesinin gür çıktığı, ele tek öpmediği ve sözünün dinlenip itibar edildiği yerler olacaktır. Genel olarak millete hizmeti esas alan siyasi oluşumlara sızan samimiyetsizlik, liyakatsizlik, dünyaperestlik, bencillik, menfaatçilik, müfterilik, entrikacılık, adamcılık ve çapsızlıktan aklı başında olan herkes bıktı. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi de dahil ülkenin içinden geçtiği her kritik süreçte dimdik ayakta durarak canını vermekten kaçınmayan ve dünya mazlumlarının umudu olmuş bu Necip Türk milleti etrafını saran bu siyasi düzeysizliği asla hak etmiyor. Akıl ve izan sahibi, entelektüel, kültürel derinliğe sahip, vatan millet sevdalısı, yetenekli, sorumluluk sahibi, dürüst, ciddi, vakur, yalakalık yapmayan, onurlu, hakperest ve samimi insanların tamamı bu yerlerde sürünen seviyesizlikten dolayı
iktidar tarafından çeşitli oyun ve entrikalarla siyaset ve bürokrasiden uzaklaştırıldı. Hakkı üstün tutanlar ve bunu mukaddes bir dava olarak görenler ve bu davaya gönül verenler gönülleri fethedebilir ancak. Çıkarcılık, dal kavukluk, yolunu bulma sevdası, konumunu mevzisini koruma içgüdüsü, malı götürme hırsı, entrika, tehdit, şantaj, lüks sevdası, samimiyetsizlik, israf, vurdum duymazlık, lüks, şatafat, gösteriş, kibir, enaniyet, ehliyetsizlik, meşveretsizlik, adaletsizlik, rant, yolsuzluk, liyakatsız kadrolaşma gibi özellikle son günlerde hakim olan selden kütük kapma zihniyeti almış başını gidiyor. Peki bu nereye kadar devam edecek? Yeniden büyük Türkiye'yi ancak hak, hukuk ve hakikat peşinde davasında samimi olanlar inşa edebilirler. Rantçılar ve ganimetçiler değil. Yanlışlardan ivedilikle vazgeçilip asli vazifelere dönülmezse bu aziz millet kendisine hizmet etmeyenleri çıkardığı yerden indirmesini de bilecektir. Müneccim olmaya gerek yok. Yakın ve uzak siyasi tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Hukuku sürecin gerektirdiği şartları yerine getirerek birinci olağan genel kongresini yapmaya hak kazanan partimiz bu zor şartlarda milletimiz adına milletin ve memleketin iç ve dış her türlü sorununu dile getirecek tüm meseleleri konuşacaktır. İstişarelerle meseleleri konuşmakla kalmayıp parti programımızda yer alan çözüm önerilerimizle ve işinin ehli kadrolarımızla iktidara hazırız. Oluşturulan korku duvarlarını yıkarak ülkemizin içerisine girdiği kısır döngüye dur diyecek ve milletimizin müreffeh bir Türkiye hayallerinin yok edilmesine karşı duracağız. Milletimizin gerçek gündeminin yani işinin, aşının, onurunun takipçisi olacağız. Ülke satında günden güne çığ gibi büyüyen bir siyasi dip dalganın lideri olarak gelecek endişesi içinde olan aziz milletimizi tamamen kucaklayan, derdiyle dertlenen bir iktidar olacağız. Hiç kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz, ülkemizi temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, demokrat, adil, özgürlükçü, müreffeh bir seviyeye taşıyacaktır. Gelecek senin, gelecek Türkiye'nin mesajını vereceğimiz kongremizin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm halkımıza huzurlu, güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vaat ediyoruz. Bu arada eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski genel başkanı Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu arada ilimizin saygın medya ve gazetecilerinden Sayın Durdu Doğan kardeşimizi de kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. ÖZEGE ve basın dünyasına başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar.